Ben Erdin Çanaç. Fotoğraf çekme kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, hibrit kamera oluyor da niçin hibrit prime lens olmasın dedim ve aramaya başladım. Bu lens için kriterlerim neydi? Öncelikle hem harika fotoğraf hem de harika video lensi olmalıydı. Hızlı, yapışkan ve güvenilir bir otofokus ve kolay manuel fokusleme özelliğine sahip olmalıydı. Keskin olmalıydı. Renkleri doğru ve doğal yansıtmalıydı. Hızlı bir lens ve tatlı, lezzetli bir bokeye sahip olmalıydı. Yakın çekim mesafesi düşük, büyütme oranı makul ölçüde kabul edilebilir olmalıydı. Ama daha da önemlisi bombesiz, doğru sıkıştırma oranı ve doğru odak açısına sahip olmalıydı. Yukarıda saydığım kriterler fotoğraf kadar video için de önemli. Ama farklı bir özellik var ki, fotoğrafta çok önemli olmasa da videoda olmazsa olmaz bir özellik. O da fokus soluklanması. Yani düşünsenize, böyle bir otofokus soluklanmasıyla video çekemezsiniz. Bu saydığım özelliklerin birçoğunu aslında XF 23 mm f2'de var. Ama ne yazık ki f2'deki görüntü keskinliği kaybı bu lensi almakta beni durdurdu. Fujifilm'in hangi 35 mm'si olursa olsun, hatta Sigma'nın 30 mm'si bile ilginç bir biçimde fokus soluklanması maalesef video lensi olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yani böylelikle bu lensleri ancak manuel fokus kullanabiliyorsunuz. Daha geniş açı arıyor iseniz 16 mm'ler içerisinde şaşırtıcı bir biçimde yaptığım denemelerde XF yeni XF 16 mm f2.8'i hibrit lens sınıfına sokabiliyoruz. Ama siz de kabul edersiniz ki 16 mm video için sürekli çekebileceğiniz bir açı değil. Hibrit sınıfına sokabildiğim ve çok başarılı bulduğum bir diğer prime lens de 50 mm f2. Ama daha da dar açı istiyorsanız kesinlikle XF 90 mm f2. Hakikaten üst düzey bir prime lens ve prime hibrit sınıfına sokabildiğim bir lens. Şu ana kadar saydıklarımın hepsi elbette çok iyi lensler ve hepsi de hibrit sınıfına bence girer. Ama sürekli çekebileceğiniz açıya sahip de değiller. Video için sürekli doğru açı en kötü ihtimalle tek lens kullanacak iseniz full frame karşılığı 35 mm olan 23 mm'dir Fujifilm'lerde. Ve daha önce saydığım tüm özellikleri tek bir lensle barındırmayı becerebilen yepyeni bir lens çıkarttı Fujifilm. XF 23 mm f1.4 RLMWR ya da XF 23 mm f1.4 Mark II de diyebiliriz bu lense. Kısaca önce yapısından bahsedelim isterseniz. Lensi elinize aldığınız zaman sağlam metal yapısı size son derece güven veriyor. R anlamına gelen diyafram, rakamlı diyafram çarkı f1.4'ten f16'ya kadar 1/3 adımlarda toplam 22 adımlık bir diyafram kontrolü veriyor. Ama en güzel şeylerden bir tanesi bu geniş manuel fokus. Bu da size manuel fokuste çok büyük rahatlama sağlatıyor. Onun haricinde lens WR özelliğiyle de ki bunun bir önceki abisi de yoktu. Sağlam mı sağlam suya, toza, neme dayanıklı bir hale getirilmiş ve yıllar boyu da sizi yarı yolda bırakmayacak gibi gözüküyor. Ayrıca da diyaframın kendisi 9 adet yuvarlatılmış bıçaktan müteşekkil ki o yuvarlatılmış bıçak daha yuvarlak bokeylere sağlamak için yapılmış bir özellik. İnsan görüş açısı dikey bakışta 60 dereceye sahiptir. Bu lensin de 63,4 derecelik açısı insan bakış açısına en yakın açı haline getiriyor. Dolayısıyla en konforlu, en doğal açıya sahip insan gözüne göre. Ve bütün bunları da artı keskinliği, kromatik düzeltmeleri, açı düzeltmelerini
İki tanesi asferik, üç tanesi ED olmak üzere 10 grupta 15 cam elemanla beceriyor. Otofokus motoru lineer motor. Yani buradaki LM o anlama geliyor ki bu yeni nesil bir lineer motor olduğu için son derece süratli ve sessiz ve güvenilir bir otofokus motoruna sahip. R dediğimizde zaten biliyorsunuz diyafram çarkı demek. WR'da hava koşullarına dayanıklı anlamına geliyor sevgili dostlar. Şimdi gelelim gerçek hayat kullanımında neler bekleyeceğinize. Mesela öyle gidelim. Tabii ki fotoğraftan başlayacağız. Ve isterseniz gelin hemen o klasik duvar testini bir elden geçirelim sizinle beraber. Evet sevgili dostlar F1.4, F2 vesaire devam ettim. Bu şekilde F16'ya kadar. Benim ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi sevgili dostlar. F1.4'te bir vinyetin oldukça kuvvetli bir vinyete sahip olması. Bu vinyet F2'de de baş gösteriyor. F2.8'de kaybolmaya başlıyor. F4'te tamamen yok oluyor ortadan. Ama gelelim isterseniz lensin F1.8'de hem açalım şu ekranda hem orta keskinliğe başarısına hem de köşe keskinlik başarısına bir göz atalım sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi F1.4'te dahi köşelerde en ufak bir keskinlik kaybı yaşamadığını göreceksiniz. Olağanüstü bir keskinliğe sahip. Buralar tabii ki bokeh, oralara aldanmayın. Şimdi bunu F2'ye çıkarttığımız zaman köşe keskinliğinde herhangi bir artış var mı? Çok minimal bir artış var, yok yani varsayılmaz bile. Ama gördüğünüz gibi vinyette azalma var. F2.8'e geldiği zaman artık vinyet neredeyse görünmez hale geliyor. Orta keskinlikte herhangi bir değişim var mı? Bir parça daha fark ediyor ama zaten lens o kadar keskin ki F1.4 ile F5.6 olan en keskin noktası arasındaki farkı görmek için aynen benim şu anda yaptığım gibi piksel pipping yapmanız lazım. Şimdi burası F4 idi yanılmıyorsam. Bir yanlış yapmayalım. Evet. F4'teyiz sevgili dostlar. F4'te artık vinyetin tamamen ortadan yok olduğunu göreceksiniz. Ve şu an itibaren lens her yerine, köşeden köşeye hiçbir eksik olmaksızın keskinliğini devam ettiriyor. Bu da 5.6'dan itibaren 10, 11, 13 hepsinde aynı şekilde devam ediyor. F16'ya geldiğimizde sevgili dostlar, kromatik bozulmalar görmüyorum. Mor çizgiler görmüyorum. Ve 16'da dahi köşelerde en ufak bir kayıp yaşamıyor. Hakikaten bu konuda müthiş bir lens. Evet sevgili dostlar, şimdilik biz bunu kapatalım. Bunun haricinde de renk doğallığı, keskinliği, bokeyi hakikaten çok harika. İsterseniz gelin birkaç kareye göz atalım. Orada siz değerlendirmeyi kendiniz daha güzel yaparsınız. Gelelim şimdi video performansına sevgili dostlar. Fotoğrafta
gerçekten çok başarılı ve bence her şeye yetecek olan bir hem kalite hem de açıya sahip. Ama itiraf etmem gerekirse sadece fotoğraftaki başarısı için bu lensi bu parayı verir miydim? Cevabım muhtemelen hayır olurdu. Çünkü ne demiştik? Hibrit. Hibrit olabilmesi için de en az fotoğraftaki kadar videoda da aynı başarıyı göstermesi gerekiyordu. Şeyle ilgili bir sıkıntı yok zaten. Yani eğer fotoğrafta keskin, otofokusu iyiyse falan zaten videoda da oluyor. Ama videodaki esas problem ve bu lensi bir hibrit lens haline getirebilmesinin bir çok önemli özelliği var. O da otofokus soluklanması. Sevgili dostlar, az önce gösterdim size. Yani öyle bir fokus soluklanmasıyla video çekemezsiniz. İsterseniz gelin bu lensin videodaki hem şeyine göz atalım, hem otofokus güvenilirliğine göz atalım, hem de fokus soluklanması var mı yok mu bir onu değerlendirelim. Evet, bunda da sınıfa geçti. Gelin size ben bir güzellik yapayım. Bu lens ile Aşıklar Tepesi'nde sabahın köründe gittiğimiz ve çok güzel bir balon kalkışı çektiğimiz videoya bir göz atalım. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yukarıda saydığım bütün kriterlere hem fotoğrafta hem videoda uyan bu lensi gerek açısı gerek performansı bakımından mükemmel prime hibrit lens ilan ettim. Benimle bu konuda aynı fikirde misiniz değil misiniz lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Daha yüksek çözünürlükte ve son nesil lenslerden bir tanesi olan bu lensteki başarıyı beklediğimi itiraf etmeliyim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili dostlar, XH2S ile olan uyumuna da hayran kaldım. Bu da son sözüm olsun bu lensle ilgili. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Daha henüz abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirim zilini basmayı da lütfen unutmayın sevgili dostlar. Abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim ve bu içerikleri daha geniş kitlelere sizin sayenizde daha kolay ulaştıralım. Şimdilik sağlıklı kalın, huzurlu kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.